imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Prensip anlaşması için imzalar atıldı. Geri sayım başladı. Türkiye ilk kez kullanımı kendisine ait olan bir füze savunma sistemine sahip olacak. Uzun menzilli ve yüksek irtifa hava savunma sistemi S-400. S-400'ler bu süreçte Türkiye'nin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak. Bu füze savunma sistemiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı da artacak. S-400'lerin üreticisi Rusya. Bu füzeler NATO'nun diğer üye ülkelerinde de kullanılan S-300'lerin geliştirilmesiyle elde edildi. S-400 sistemlerini benzerlerinden ayıran en önemli özelliği uzun menzili. 400 kilometre menzile sahip olan sistemin irtifası tam 30 kilometre. Yani bu füzeler 400 kilometre uzaktaki hedefe kilitlenebiliyor. 600 kilometre derinliğe kadar da hava faaliyetlerini izleyebiliyor. S-400 füzeleri aynı anda 36 hedefe bağlanabiliyor. Çift bataryayla da hedef sayısı 72'ye kadar çıkarılabiliyor. Füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabiliyor. S-400 füze sisteminde komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebiliyor. Her batarya 12 fırlatma aracını komuta eden bir radara sahip. Bu radarlar hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri izliyor, komut verildiğinde de bu hedeflere kilitleniyor. Patriot'lardan çok daha etkili olan S-400, maliyet ve operatif hareket yeteneği yönünden de hesaplı. S-400 bataryalarından her birinin Türkiye'ye maliyeti $500 milyon. Türkiye'nin acil ihtiyacını ilk etapta 3 batarya karşılayacak ve toplam 8 batarya da ülke geneli için yeterli olacak.